Bugün FC 24 için çıkan Melivar'ı peçi inceliyoruz arkadaşlar. Bu peç ile birlikte oyuna TFF 1. Ligi, TFF 2. Ligi'nin yanı sıra Brezilya Ligi, Yunanistan Ligi ve Rusya Ligi de eklendi. Aynı zamanda Süper Lig'de birçok oyuncunun da yüzü oyunda yer alıyor. Takımların güncel kadroları, güncel formaları hepsi Melivar'ı peç ile FC 24'te bizlerle oluyor. Her sezon olduğu gibi ekipine harika bir iş çıkarmış. Derbi öncesinde yayında da biraz göz atma imkanım oldu ama şimdi hep beraber komple baştan inceleyeceğiz yamayı. Dediğim gibi FC 24'de TFF 1. Lig ve 2. Lig'in yanı sıra birçok da özellik ve yenilik eklendi bu yama ile birlikte. Buradan Melivar'a peç ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum bize böyle bir güzel bir yama hazırladıkları için. Gerçekten de oyunun keyfine keyif katıyor. Bir de zaten genelde Türk futbol severler, oyun severler oyunda bizden daha fazla şeyler görmek istiyor. Melivar'a peç 24'te bunu bizlere en iyi şekilde sağlıyor. Her zaman olduğu gibi videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, video izledikten sonra yorum atıp beğenmeyi lütfen unutmayınız. Melivar'a peç 24'ü satın almak istiyorsanız açıklamadaki linkten satın alabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler şimdiden. Benim yamalarda en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi oyunun ana böyle orijinalliğinin bozulmamasıdır genelde. Görmüş olduğunuz üzere ana ekranda da şu anda hani Süper Lig'den oyuncular yer alıyor ve sade hoş bir tasarım var. Dediğim gibi sanki hani hiçbir yama yapılmamış gibi çok güzel bir görüntü var. Hemen oyuncu yüzeyiyle başlamak istiyorum. Yine dediğim gibi ben de eski bir yüz yapımcısı olduğum için en beğendiğim şeylerden bir tanesi, daha doğrusu oyunu da en gerçekçi hale getiren şeylerden bir tanesi bence oyuncu yüzleri. Galatasaray yüzeyiyle başlayalım. Fernando Muslera, Kaan Ayhan, bazıları var biliyorum ama onları da ben sıralı olarak göstereceğim ki hatta yani gerçekle yapılan arasındaki farkı bile anlayamayacak kadar kaliteli bir iş çıkarmış Melivar'a peç ekibi. Davinson Sanchez, Nelson, Derrick Köhn, yani bakar mısınız inanılmaz kaliteli yüzler var. Torreira, dövmeleri de var. Kerem Demirbay. Bu sezonun formda ismi favori oyuncularımdan Barış Alper Yılmaz. Kerem Aktürkoğlu inanılmaz benziyor. Gerçekten de harika yapmışlar. Mertens, Icardi dövmeleriyle karşımızda. Zaha, Endombele, Berkan Kutlu, Abdülkerim Bardakçı. Yani bu yama ile birlikte gerçekten de tüm isteklerimiz sanki yerine getirilmiş gibi. Günay var, Vinicius, Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Eyüp Aydın, Hamza Akman, Cankat Yılmaz, Beknaz'ın da yüzü var, Efe Akman, Ali Turap Bülbül ve Oğriye. Gördüğünüz gibi yani formayı da updatelemişler. Aynı zamanda oyuncuların yani sadece 2-3 tanesinin yok galiba. Neredeyse bütün takımın yüzü yer alıyor yamada. Hemen Fenerbahçe'ye geçeyim. Livakovic'in yüzü var görmüş olduğunuz üzere. Ferdi, ben Ferdi'yi acayip beğendim. Bayağı sanki böyle iyi yapmış kadar kaliteli. Hatta bence bizimkiler daha iyi bile yapıyor. Çağlar Soyuncu, Ciku, Osterwolde, Cengiz Ünder, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Şimanski, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci inanılmaz olmuş İrfan. İrfan cidden yani harika duruyor. Batshuayi, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş da inanılmaz iyi olmuş. Yani bu arada öyle inanılmaz iyiden kastım. Yani hepsi bence hakikaten çok iyi olmuş ama bazılarında ekstraya kaçılmış gibi. İrfan Can da çok çok iyi. Rade Kurinic, Mert Müldür, Osayi Samuel, Serdar Aziz. Ya bu özellikle en zor olan şeylerden bir tanesi dövmelerdir. Dövmeleri harika yapmışlar. Zayis'i görüyoruz burada. Bekao, Joshua King, Bonucci, Ryan Kent, Luan Perez. Bu arkadaşın adını bilmiyorum ama yani yedek oyuncularının bile yüzleri yapılmış durumda. Hemen Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ta Mert'in de yüzü ve dövmeleri oyunda yer alıyor. Onur Bulut, Necip Uysal. Necip de inanılmaz iyi olmuş bu arada. Omar Koley, Artur Masuaku, Almusrati, Salih Uçan. Oo, Salih de bayağı güzel duruyor gerçekten de. Rashica, Ernest Muçi, Getson Fernandez, Semih Kılıçsoy, Raşit Gezal, Cenk Tosun, Muleka, Svensson, Ersin Destanoğlu, Abubakar, yine Bahtiyar da yüzü yapılan oyuncular arasında, Tayyip Sanuç da var, Amartey, Voral, Utku Yuvakuran, Umut Meraş. Ya gördüğünüz gibi Anterevic, herkesin yüzü var neredeyse. Tayfur'la bu arkadaşın adını bilmiyorum, onu yapılmamış. Oxlade Chamberlain, Emrecan Uzunhan, Hacı Ahmetoviç ve Berkay olması lazım. Berkay Vardar. Burada da Beşiktaş'ın yüzlerini görüyoruz. Dediğim gibi oyun içerisinde bunları görmek bence çok çok daha güzel oluyor ve gerçekçiliğe gerçeklik katıyor. Trabzonspor'dan devam ediyorum. Dört büyüklerin yüzlerini göstereceğim ama diğer takımların da kadrolarını ve formalarını göstermeyi düşünüyorum. Uğurcan Çakır yine dövmeleriyle var. Thomas Münye, Baniya, Dansville, Eren Elmalı. Eren de bayağı güzel olmuş. Mendy, Berat Özdemir, Edin Visca. Trezeguet'in var mıydı yüzü hatırlamıyorum ama yani işte diyorum ya ayırt bile edemiyorsunuz yani. Enis Bardi, Enis Destan, Fontas, Nicolas Pepe, Umut Güneş. Hemen devam ediyoruz. Bu kim? Joaquin. Bu Taha Tepe olmalı diye yani öyle hatırlıyorum. Benkoviç, Umut Bozok. Cidden inanılmaz yüzler var ya. Orsic, Onuachu,
ve Hüseyin Türkmen. Yani tekrardan kendilerini tebrik ediyorum. Oyuncu yüzleri inanılmaz güzel olmuş. Bu arada sadece bu kadar yüzde de bitmiyor tabii. Avrupa'dan da oyuncuların, bazı oyuncuların yüzleri var, güncellemeler var. İtalya'dan lisansları da gösteririm size. Mesela Roma, görmüş olduğunuz üzere bunun da yamayla, lisans yamasıyla forması geliyor, isimleri düzeliyor. Sadece oyuncu yüzleri değil, aynı zamanda teknik direktörlerin de yüzleri var. Burada biraz ufak görünüyor olabilir ama ben belki biraz büyütürüm bunu. Ekranda Okan Buruk var, İsmail Kartal, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, İlhan Palut. Tabii hepsinin yüzü yok ama yani Burak Yılmaz'ın var, Hikmet Karaman'ın var. İnanılmaz iyi cidden yüzler. Emre Belezoğlu çok başarılı olmuş. Bülent Uygun'un yoktu galiba ve Selçuk İnan'ın var. Gerçekten de üzerine çok çok çalışılmış bir yama. Burada yine Trendyol birincilikteki teknik direktörlerinde küçük fotoğrafları hazır durumda. Hepsini böyle görebilirsiniz. TFF birincilikte yer alan takımların da kadrolarını göstereceğim arkadaşlar. Adana Spor, Altay. Ya isterseniz alt ligdeki takımlarla da kariyer açabilirsiniz. Bandırma Spor. Yine dediğim gibi kadroları da görmeniz için biraz da gösteriyorum, bekliyorum öyle. Bodrum Spor, Bolu Spor, Çorum'un kadrosu. Mesela Çorum'a girip bir bakalım abi yüzlerine. Görmüş olduğunuz gibi küçük resimlerine kadar her şey var oyunda. Yedekler, rezerv, kadro dışı olanlar. Hepsinin yüzleri de fotoğraf ayarlanmış durumda. Erzurum Spor. Sadece dediğim gibi TFF birincilik değil, ikincilik de var bu arada. Ki Eyüp Spor bu sezon, ben de bu yama ile birlikte Eyüp Spor kariyeri yakında açmayı düşünüyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizce Eyüp Spor ile mi açalım yoksa başka bir takımla mı açalım? Ama böyle Eyüp Spor ile zevk alırız gibi geliyor, bir Arda Turan kariyeri olabilir. Gençler Birliği ve kadrosu, formaları, Giresun Spor yine ekranlarınızda. Göztepe. Göztepe ile de aslında güzel bir kariyer açabiliriz ya. Keçiören, Barış Alper'i tekrar geri gönderip alttan çıkartabiliriz. Kocaeli Spor ile eski günlerine dönebiliriz. Manisa Futbol Kulübü, yine 11'i görmüş olduğunuz üzere. Sakarya Spor, Şanlıurfa Spor, Tuzla Spor, Ümraniye Spor geçtiğimiz sezon kariyer yapmıştık kendileriyle. Bir de hemen size formalarını da hızlı göstermek için TFF 2. Lig takımlarını göstereceğim. Hepsinin logoları, güçleri. Serdar, ha iyiymiş. Bir ara Serdar Elik diye bir futbolcu vardı, o zannettim de bir anda. Akhisar, Aksaray, Altınordu. Altınordu ile altyapı Rebuild gelebilir. Ankara Demirspor, Ankara Spor, Arnavutköy, Beyoğlu Yeni Çarşı. Buradan Berke'ye selam olsun. Beyoğlu Yeni Çarşı ile de bir video gelebilir. Buca Spor, Bursa Spor, Denizli Spor, Derince Spor, Düzce Spor. Görmüş olduğunuz gibi bütün takımlar yer alıyor arkadaşlar. Ve bu takımların yanı sıra Ziraat Kupası ve playoff sistemleri de birebir gerçek hayattaki gibi hazırlanmış durumda. Yani tamamıyla incik cincik uğraşılmış bir yamadan söz ediyoruz. Gerçekten kendilerini tebrik ediyorum tekrardan. Buradan da hemen size Yunanistan Ligi'ni göstereyim. Yunanistan Ligi'nin takımları da var. Dediğim gibi Brezilya Ligi de var. Rusya Ligi de var. Rusya Ligi'nde CSKA, Dinamo Moskova, Sochi, Grozny. Görmüş olduğunuz üzere ekstradan 3 lig daha ekleniyor oyuna. Hatta ya TFF 1. Lig ve 2. Lig'i de sayarsak 5 lig oluyor. Brezilya Ligi'nin de hemen lisanslarını gösterelim. Şu şekilde siz de görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere bütün hani lisans sıkıntısını da ortadan kaldırıyor Melivar Apeç. Ve bir de uluslararasından size Türkiye'yi göstermek istiyorum. Türkiye'de oyuna eklendi. Bildiğiniz üzere bazı milli takımlar FIFA'da olmuyor. Burada Türkiye'de Melivar Apeç'i de oyununuza ekleniyor. Hatta burada ben iki tarafı da Türkiye seçip, yok burada direkt formayı gösterebilirim aslında. Görmüş olduğunuz üzere formalarımız da oyunda yer alıyor. Bir de Eyüp Spor ile size kariyer modunu göstermek istedim. Şu an kariyer moduna girdik. Bir sezon simüle edeceğiz. Buradaki değişiklikleri de hep beraber bakarız. Kulüp taktiğini yapmayacağım. Dediğim gibi sadece zaten simüle edeceğim. Bir sezonu görün istiyorum. Hatta Eyüp Spor'da da takıma bakalım, hani oyuncu yüzleri kimlerde eklenmiş. Berke Özer'in yüzü var. Uğur Demirok, Ömer Bayram. Ömer çok iyi olmuş. Mehmet Uçar'ın yüzü eklenmiş. Kaba Sakal, bunun adını bilmiyorum ama yine kaliteli duruyor yüz gerçekten de. Recep Niyaz var. Eze'nin var suratı. Robin Yalçın'ın da yüzü eklenmiş. Abi gerçekten de ya en kısa sürede kariyer yapmak istiyorum. Regate'nin yüzü var. Ahmet Kutucu. Sinan Gümüş'ün göz renginde bir sıkıntı var ama o da en kısa zamanda update ile düzelir zaten. Bu arada gördüğünüz sıkıntıları yazdığınız zaman da en kısa sürede update ile fixliyorlar arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım en hızlı şekilde bir simüle yapalım. Aynı zamanda playoff sistemine de bakacağım. Şuradan direkt hemen bir Haziran mı? Mayıs'a gidelim abi. Mayıs'ın 30'una takvimde yola çıkalım. Evet, bir sezonu simüle ettik ve sezon sonuna geldik. Trendyol Süper Lig yolunda playofflarda Eyüp Spor Göztepe'ye 3-0 kaybediyor. Maalesef playoffları geçemiyor. Ligi 4. sırada tamamlıyor Eyüp Spor. Çorum 64 puanla şampiyon oluyor. Hemen diğer liglere de bakalım. Ziraat Türkiye Kupası ile başlayalım. Ziraat Türkiye'si Galatasaray'ın olmuş. 3-0 Hatay'ı yenmişler. Şampiyonlar Ligi Manchester City'nin olmuş. Manchester derbisinde United'ı 4-2 yenmişler. Avrupa Ligi'ne Liverpool kazanmış. Marseille'yi 4-2 mağlup etmeyi başarmış. Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray 3. olup Avrupa Ligi'ne gitmiş. Hemen Avrupa Ligi'ne geri döneceğim şurada bir. Galatasaray nerede elenmiş?
Galatasaray Slavia Praga 4-3 elenmiş toplamda. Randall Spike'de şampiyon Beşiktaş olmuş. 92 puan toplamışlar. Galatasaray 91 puanla 2. sırada yer almış. Fenerbahçe ise 85 puanla 3. sırada yer almış. Kadro merkezine gidip hemen gollere bakalım diyecektim ki takımda bayağı az gol atılmış bu arada. Eze gol kralı olmuş 34 maçta 13 gol ile. Daha doğrusu yani ligin takımın Eyüpspor'un en çok gol atanı olmuş. Bruno 12 gol atmış. Saiz 6, Caner 4 gol, 4 asist yapmış. Lig istatistiklerine bakacak olursak gol kralı 21 golle Gökdeniz Bayraktar olmuş. Göztepe'den Mamadiouf 2. sırada 19 golle yer almış. Asist krallığında ise yine Bodrum Spor'dan Eren Albayrak olmuş. Ceyhun Gülselam 9 asistle 2. sırada yer almış. Kariyer modunu hızlıca böyle göstermek istedim size de. Şimdi sırada maçlarımız var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere sezonun son haftasına giriyoruz. Galatasaray, Konyaspor, İstanbulspor, Fenerbahçe maçlarını oynayacağız. Evet, Konyaspor Galatasaray maçı ile karşınızdayız. Bildiğiniz üzere son haftada bu iki takım karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de şampiyon belli oluyor. Biz de iki maçı ile hem yamayı gösterelim istedim. Hem de bu maçı oynayalım hani beraber. Barış Alper verdi pasını Kaan Ayhan. Icardi kaçtı. Uzaklardan denedi kaleci Slovik. Bu arada etrafta görmüş olduğunuz üzere hani kale arkasında bayraklar olsun, billboardlar olsun, scoreboard olsun hepsi birebir. Tabii henüz hala stadyum koyamıyoruz yani stadyum olmuyor ama yine de atmosferi en iyi şekilde gösteriyor sizlere. Zaha'nın ortası, Nelson'un kafası avut. İşte Nelson'un yüzü. Burada daha da detaylı, daha da iyi görebiliyorsunuz yüzleri. Yine takımların da tezahüratlarını duyabiliyorsunuz diye yani umarım geliyordur sizlere. Takımların da tezahüratları yer alıyor. Icardi sol tarafı gördü. Derik Kön. Zaha'ya oynadı. Zaha orta. Mertens vurdu. Slovik. Çok iyi bir atak izledik Galatasaray'dan. Hemen abi hızlı bir orta arkaya doğru. O çok arkaya gitti o da ya. Nelson'a vurdurtmadılar. Mertens'in pası. Icardi aldı. Icardi cihaz sahası dışından yine denedi ama top yandan avuta çıktı. Sol taraftan geliyor Konya. Orta geldi içeri. Abdülkerim son anda. Son anda araya girdi Galatasaray için. Hızlı bir atak şansı. Sol tarafta Zaha var. Zaha. Çekti topu. Köyünün önü boş. Icardi nereye geldin sen? Köyün. Yerden gönderdi. Korner. Paslaşarak kullandı Galatasaray korneri. Mertens. Açtı ortayı. Uğurcan uzaklaştırdı. Barış Alper ile geliyor Galatasaray. Şimdi Icardi. Icardi. Barış Alper oynadı. Barış. Kimse önce yasası içinde. Çekti topu. Verdi pasını. Icardi. Kerem Demirbay vurdu. Slovik'ine kurtardı. Endao ile geliyor Konyaspor. İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi. Enzonzi geri oynadı. Endao hemen hakem maçı bitirebilir. Hala paslaşıyorlar. Enzonzi kaptı topu dışarı oynadı ve hakem ilk yarıyı bitirdi. İkinci yarıya Galatasaray başladı. Icardi'nin başlayan vuruşu ile. Maçta henüz beraberlik var. Gol sesi çıkmadı henüz. Mertens sol kanattan içeri girdi. Dışarı çıkardı. Zaha elle oynama penaltı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Galatasaray'da topun başında Icardi var. Bu arada bu kamera yeni galiba ya da stat'tan mı bilmiyorum. Biraz geniş geldi. Icardi vurdu. Kaleci Slovik bunu da kurtardı. Eyvah eyvah. Galatasaray'ın bu maçtan en az bir puan alması lazım. Golü kaçırdı. Penaltıyı kaçırdı Icardi. Galatasaraylılar biliyordur ki Icardi penaltı kaçırdıysa ardından bir gol gelir. Gol atar. Bakalım burada atabilecek miyiz? O kadar gerçekçi mi? Mertens. Pasını verdi. Uğurcan araya girdi. Konyaspor tehlikeli geliyor. Galatasaray savunması az adamla yakalandı. Konya içeri oynadı Mallı. Son anda bir top kaybı. Yunus Mallı top avuta çıktı. Konyaspor gole çok çok yaklaştı. Enzonzi pasını verdi. Çikaleşi. Abdülkerim arkasında. Ahmet Oğuz. Abdülkerim başarılı ama tekrar Konya'da kaldı. Ahmet Oğuz. Konya tehlikeli geliyor. Çikaleşi'nin şutu Muslera. Galatasaray için zor anlar. Mertens'in pası. Barış Alper. Barış gidiyor. Barış. Kerem Demirbay. Zaha. Zaha'dan bir çalım. Pasını verdi. Torreira. Oynadı Mertens'e. Icardi. Icardi vuramadı. Vurdu top ağlarda. Icardi top ağlarla buluşturdu Galatasaray. 1-0 öne geçiyor. Dakika 85. Yani gerçekten böyle bir son hafta izlersek neler neler olur acaba? Yani yine dediğim gibi bir puan yetiyor Galatasaray'a ama Konyaspor bayağı bir gol kaçırdı. Torreira'nın pası. Endombele. Endombele gidiyor. Endombele çekti topu. Uzak direğe mi? Slovik yakın direğe gitti top. 2 dakika uzatma geldi. Okan Buruk ekranlarda. O da çok heyecanlı. Endombele pasını verdi. Barış dışarı oynadı. Torreira Abdülkerim vurdu. Top Slovik'te kaldı. Ve hakem maçı bitirdi. Galatasaray Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlup ediyor. İşte pankartlar, Galatasaray taraftarları. Galatasaray 1-0 mağlup ediyor Konyaspor'u. Şimdi Fenerbahçe maçına geçiyoruz. Bakalım Fenerbahçe İstanbulspor karşısında neler yapacak. Galatasaray Konya maçının ardından Fenerbahçe İstanbulspor maçı ile
Birlikteyiz. İstanbulspor başladı maça. Szymański sağ tarafa oynadı. Cengiz tekrar Szymański. Szymański pasını verdi. Fred Szymański gördü. Szymański vurdu. Alparda başarılı. Osay Samuel. Osay cihaz sahası dışından denedi üstten avut. Gole yaklaştı. İsmail Kartal'ın isyanı var. Niye oradan vuruyorsun der gibi. Batshuayi'nin pası Cengiz Ünder. Cengiz rakibinden sıyrıldı. Cengiz cihaz sahası içine girdi. Fred. Fred ayağından açtı. Kurun için pası Szymański verdi Batshuayi. Batshuayi'nin şutu top yanağlarda. Batshuayi harika bir şut çıkardı. Gole çok yaklaştı Fenerbahçe. İşte ekranlarda. Bu arada ben de gol zannettim. Erman abi gibi Zanyolu şeyi olacaktı, yaşayacaktık. Şimdi derinlemesine bir top. İstanbulspor tehlikeli geldi. Emrehan. Zeya sahası içinde. Karşısında Çağlar var. Emrehan'ın şutu Livakovic. Başarılı. Cengiz Ünder pasını verdi. Szymański ile hata çıkıyor Fenerbahçe. Batshuayi neredesin? Szymański. Szymański bir tık yoruldu. Batshuayi'ye gördü. Batshuayi'nin pası. Erdoğan başarılı. Baskı sonuç getirmedi Batshuayi'den. Şimdi İstanbulspor geliyor. Bir çalım Ali Yaşar. Livakovic. Batshuayi sağ taraf oynadı. Cengiz Ünder'e. Cengiz çekti. Tekrar Batshuayi pasını verdi. Szymański'nin şutu. Savunmaya çarptı top. Korner. Paslaşarak kullandı Fenerbahçe. Korneri. Tadic. Dışarı oynadı. Fred ayağının dışıyla Alparda. Kornere mi? Vorobyovas orada topu kapabilecek mi Fenerbahçe? Kurunic gitti aldı topu. Çağlar. Fred vuruşunu yaptı. Zayıf bir vuruş geldi Fred'den. Vorobyovas'ın pası. Losay. Losay Çağlar karşısına. Çağlar engel oldu. Maçın ilk yarısı bu sonuçla, bu skorla sona erdi. 0-0 golsüz çıkmadı. İkinci yarıya Fenerbahçe başladı. Batshuayi'nin başlama vuruşu ile. Cengiz Ünder Batshuayi gördü. Batshuayi aldı topu. Batshuayi tekrardan Cengiz'e. Cengiz vurdu. 1-0 oldu. 49. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti İstanbulspor karşısında. İşte Cengiz Ünder alıştığımız plase gollerinden birini atıyor ve sevincini yaşıyor. İstanbulspor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına Gedikli var. Üstünden atladı. Bu kim? Emrehan vurdu. Avut. Cengiz Batshuayi oynadı. Batshuayi rakibinden sıyrıldı. Batshuayi kaleci karşı karşıya. Mişi Batshuayi 2-0 oldu. Batshuayi 2-0 yaptı durumu. İşte taraftarlarına koşuyor Mişi Batshuayi. Fenerbahçe İstanbulspor karşısında 2-0 önde. Bu arada bu stat Saracoğlu'na bayağı benziyormuş. Saracoğlu'nun modellenmiş halini bilmiyorum ama bayağı benziyor stadyum. Daha doğrusu üst tarafları yani çok benziyor diyeyim. Tadiş'ten nefis bir top. Szymański. Batshuayi mi? Hayır, Cengiz'e. Cengiz. Yukarıda boşluk var. Fred. Batshuayi'ye döndü. Batshuayi vurdu Alparda. Korneri kullanıyor Szymański. Ön direğe doğru. Bir kafa Cengiz'den. Direkten döndü. Bir korner daha. Üst üste kornerler geliyor. Paslaşarak kullandı Fenerbahçe. Tadic. Tadic kaleye vurur mu? Tadic. Alparda. Yine korner mi? Evet. Tadic ile gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Şimdi Cengiz. Szymański'yi oynadı. Szymański bıraktı Fred'e. Fred'in şutu savunmadan döndü. Şimdi Ferdi. Fred boş. Fred. Fred vurdu. Top ağlarda 3-0. Dakika 79. Fenerbahçe 3-0 yapıyor. Süper Lig'in son haftası diyelim. 3-0 öne geçiyor İstanbulspor karşısında 38. hafta mücadelesinde. Korner kullanıyor İstanbulspor. Fred ön direkte. Ön direğe geldi top. Kenyon'un kafası yandan avuta çıkıyor. Szymański, Cengiz Ünder, Batshuayi gördü. Batshuayi direkten döndü. Tadiş vurabilecek mi? Hayır. Fred'de kalır mı? Losay araya girdi. Maçın sonuna 3 dakika eklendi. İstanbulspor gol arıyor. Traore verdi pasını. Kenyo rakibinden sıyrıldı. Kenyo orada bakıyoruz. Çağlar'da kaldı top. Hakem her an maçı bitirebilir derken 90 dakika sona eriyor. Fenerbahçe İstanbulspor'u 3-0 mağlup etmeyi başarıyor. Evet arkadaşlar, böylelikle Melibora Peş'te de işte ekranda İsmail Kartal var. Hem Galatasaray Konyaspor maçını oynadık hem de Fenerbahçe İstanbulspor maçlarını oynadık. Melibora Peş'te yemeğe geçen herkese tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir yama olmuş. Siz de yamayı almak için açıklamada bulunan linke tıklayabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.